Var mıdır, vacip midir? de, orasını bozan bir hanımefendi bu olur mu? zorlama var mı? Hangi kişiler hafızlandırıyor? İlahi mezhebine göre evde kafa girebiliyor mu Kadın değil, ne Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla programımıza başlayalım. Safalar bulduk efendim, hanelerinize kabul ettiniz bizleri. Yaklaşık bir saat boyunca Diyanet TV ekranları aracılığıyla Diyanete Soralım programı vesilesiyle dini konularda aklımıza takılan soruların cevaplarını arayacağız. Bugün ilminden istifade edeceğimiz, sizlerin ve bizlerin aklına takılan soruları sorup cevaplarını alacağımız değerli hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam. Sizler de hocamıza telefon bağlantısıyla kendini sorabilirsiniz sorularınızı. Bunun için yapmanız gereken 0312 alan koduyla 294 4 294 nolu telefon numarasını tuşlamak ve Diyanet Televizyonu'na ulaşmak efendim. Sorularını mail adresimiz üzerinden yazılı bir şekilde ulaştırmak isteyen izleyicilerimiz olabilir. Onlar için e-posta adresimizi hatırlatalım. Diyanete soralım et diyanet.gov.tr adresi üzerinden hem program esnasında hem de dilediğiniz vakit diliminde, zaman diliminde sorularınızı mail olarak da bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, sorularını Facebook ve Instagram üzerinden bizlere yazılı bir şekilde göndermek isteyen dostlarımız için Facebook ve Instagram uygulamalarını kullanarak Diyanete soralım sayfalarını takip edebilecekleri hatırlatmasını bir kez daha yapayım. Ve Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet niyazında bulunalım inşallah. Bütün ümmeti Muhammed için ve bahusus insanoğlu için bu dua yapmış olalım. Hocama bir hoş geldiniz diyeyim, hal hatır sorayım efendim. Dua isteyeyim sizin için, bizim için. İnşallah ondan sonra da Bursa'ya gideceğiz Allah nasip ederse. Fatih Hocam hoş geldiniz, hoş Safalar bulduk. getirdiniz. Hoş bulduk muhterem kardeşim. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Yüce Rabbimize şükrediyoruz. Rabbim bu zemheri günlerinde, Soğun bu şiddetli vaktinde fakire, fukaraya, muhtaca yardım eylesin. Amin hocam. Dua edelim ve gözetelim inşallah etrafımızı. Eyvallah. Belki ilerleyen dakikalarda bu söylediğiniz şeyle alakalı benim şahsi bir sorum olabilir hocam. Çünkü çok önemli bir konu. Allah razı olsun. Cemil i̇yi biz. ki varsınız. İyi ki buradasınız. Diye Allah demiş razı olsun. Demiş olayım. Müsaadeniz olursa Buyurun. bir Bursa'ya gidelim efendim. İlk telefonunuz hazır. Nazir Bey telefon attığımızda hoş geldiniz Alo. Alo. Hoş Efendim, geldiniz. Hocam. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam Nazir Bey. Hocam evvela kendimi tan tanıtayım da sor sor sorularımı sor söyleyeceğim. Peki buyurun. Ben başımdan rahatsızım. giden damarlarda daralma var. Ondan dolayı baş dönmesi var bende. Evet. Ondan dizden aşağı dayatlarında uyuşuk var, ağrıyorlar. Hı hı. Onlardan sıkıntım var. Şimdi sorularıma geçiyorum. Ben 85 yaşındayım. Evet. Ee, namazda unutuyorum. Sünneti kılalım, kılıyorum diyelim. Akşam dışarı şimdi namazının sünnetini kıldım mıydı? Ayağa kalkıp da fazla başlayacağım. Ayağa kalkmak için yanındaki bir çekyattan bir şeyden tutup da kalkmam izah ediyor. Bakamıyorum. Orada tutuyorum, orada oturuyorum bir zaman. Başımın dönmesine şeyimi, beni kendime geliyorum. Ondan sonra bakıyorum kamete. Yani şey yapıyorum, yapıyorum. Anladım. Bir de birinci sorun bu. Tamam. Ne yapmam lazım? Tamam. Unuttuğumda şöyle, çok unutuyorum yani. Diyorum ki namazda kılıyorum. Acaba ben bu farzın üçüncü rekatında mıyım, dörtte mıyım? Bazılarında da oluyor. diyorum ki acaba ben e, şey kıldım mı şey e, yani okudum, okudum mu? mu okumadım mı bunları unutuyorum. Unuttuğum için bu sefer diyorum ki sevri secde yapacağım diye tabam kendim şey yapıyorum. Eyvallah. Sevri, se sevri secde yapayım. Öyle olduğu halde sevri seydeyi unutup yine selam veriyorum. Namazdan çıkıyorum. Anladım. Nazir abi biz e, hocama bir soralım. Rabbimizden de sizin için hayırlı şifalar dileyelim. Kolaylıklar ihsan etsin size. E, bakalım ne diyecek. Siz de artık ona göre ibadet hayatınızı şekillendirirsiniz efendim. Bize de dua edin. Sıhhate afiyet diliyorum. Bursa'ya da selam olsun bu vesileyle. Evet Cenab-ı Allah yardımcısı olsun Nazir Bey'in biraz da rahatsızlık ve yaşında verdiği şeylerle problemlerini izah etti efendim. Ne söyleriz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşim, ilk söyleyeceğim şey şudur ki Rabbim İçimizdeki yaşlıların yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Amin. Onlar Allah'ı istiğfar ettiği sürece Rabbim cümlemizi azaptan beri kılacak ayeti kerimesinde ifade ettiği üzere. Onun için onların böyle yaşlılık hallerinde namaz kılmaları, namaz kılma noktasındaki gayretleri, bunu bırakmamaları ne kadar güzel bir şey bu övünülecek bir şey. Unutmak da Allah'ın ona takdir etmiş olduğu yaşlılıktan kaynaklanan Doğru. bir husus. O açıdan Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? La yükellifullahu nefsen illa <laughs> vüs'aha. Yüce Allah bir kimseye ancak götürebildiğini yükler. O açıdan o yet yeter ki muhterem amcamız namazlarını bırakmasın, devam etsin. Biz Teala bunun üzerinde dursun. Allah onu eksiğiyle kabul edecektir İnşallah. buna inancımız tamamdır Bundan sonra fıkhi mevzu olarak şunu söyleyebiliriz ki Rekatı unutursa kendi kendine karar vermeye çalışsın Desin ki yani üçüncü rekattayım ya da ikinci rekattayım Karar veremiyorsa bir azını yani en az hangisini hatırlıyorsa onu esas alarak namazını tamamlasın Namazının sonunda seviş secdesi tabii ki yapmak durumunda. Eğer bu şekilde şüpheye düşer, unutursa. E, diyelim ki seviş secdesini de unuttu. Allahü Teala kabul eder biiznillahü teala. İnşallah. E, orada da hiçbir sıkıntı yok. Allah'ın izni keremiyle Rabbim kabul eder. Eyvallah. E, desek alması ile ilgili bir şey söyledi. İhtiyarlıktan kaynaklanan zarurete dayalı bir destek almadır. Hı hı. Namaza kalkarken hatta kalktığında da bir yere yaslanması noktasında. E, normal şartlarda tenzihen mekruh olduğu halde bir özre dayalı olduğu için e, Allah'ın izniyle kerahette yoktur. Rabbim namazını kabul eylesin. Namazında da ümmeti Muhammed'i unutmasın inşallah. İnşallah hocam teşekkür ederiz. Fikret Hanım selamlarını iletmiş size. Namazla alakalı bir soru. Eşim rahatsız demiş. Namazlarda şaşırıyor. Diliyle okumuyor da kalbiyle okuyor. Bu durum acaba kabul edilebilir bir durum mu? Lütfen hocama sorar mısınız yazmış. Şimdi bu çok önemli bir soru. Belki toplumumuzun bu konuda bilgisinde de bir noksanlık olabilir muhterem kardeşim. Eee kıraat dediğimiz zaman illaki dil ile yapılır. O da Kıraatin sadece dilin hani ağzın içinde çevrilmesinde yeterli değildir. Çünkü kırat iki kı kısma ayrılır. Bir hafi kırat dediğimiz gizli kırat kişinin kendi kendini işitmesidir. Bu minimum seviyesi. Bu en az seviyesi buyurduğunuz gibi. Ee, diğer kırat ise cehri yani aşikar yapılan kırattır. O da yanında bulunan kişinin onun okuduğunu işitmesidir. Bu iki durumun dışında yapılanlar kıraat değildir. Yani zihinden geçirmek kıraat değildir. Eyvallah. İki hatta dili ağızda döndürmek suretiyle yapılan işlem de kıraat değildir. Kıraat illaki insanın e, en azından kendi kendini işiterek okumasıdır. Tabii ki e, Rabbim e, onların da ee, yani o da Allah'tan gelen bir durumdur. Ee, e, e, engelli durumda olan kardeşlerimiz, yani Onlar konuşma engelli durumda olan kardeşlerimizin e, onu nasıl gücü yetiyorsa o şekilde yapması yeterlidir. Yani eğer mırıldanabiliyorsa ki onların da kategorileri var malum haliniz o şekilde yapar. Yok, sadece dilini çevirebiliyorsa Hı -hı. o şekilde yapar. Dilini de çeviremiyorsa kalbinden geçirebiliyorsa o da o şekilde yapar. Ama bu engelli olan kardeşlerimiz için geçerlidir. Yoksa bu e, konuşabilen kardeşlerimizin en azından kendi kendini işiteceği şekilde okuması gizli kıraattır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde namazlarımızda sıkıntı meydana gelir. Allah korusun. Peki Ahmet Bey vitir namazıyla alakalı bir yanlışlık yapmış efendim. Kılarken onu size sormak ister. Diyor ki kunut duasını okumadan rüküye gittik hocam. Sonra da e, tahmid pozisyonunda semiyallahul Hamideh dediğimizde aklımıza geldi. Bu durumda ne yapacağız demek. Evet. Yani semiyallahul Hamideh dediğinde de aklına gelmiş olabilir. Ya da e, henüz e, rükuda da aklına gelmiş olabilir. Hı hı. Bu durumda eee bir intikal meydana geldiği için, hani o durumdan ayrıldığı için, iki şekilde de amel edilebilir. Birincisi, e, o anda e, efendim geri dönüp, e, kunut duası okunabilir. E, veyahut, kunut duası terk edilip, namaza devam edilebilir. Ama her iki durumda da, Sonunda seviş yapmak gerekir. Çünkü birinde vacibin terki vardır, seviş gerekir. Var. Öbüründe de vacibin tehiri vardır, yine seviş gerekir. Peki, Allah kabul etsin diyelim. Ha. Bir telefonumuz daha var Kürnetli Hocam, yüksek müsaadelerinize. Samsun'a gidelim. Sündüz Hanım telefon hattımızdaymış, hoş geldiniz. Alo. Buyurun Sündüz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şey, çekinlikle televizyonu kısın. Televizyonun İyi günler, gerekiyor. hayırlı olun. Ak pardon, hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı yayınlarınız olsun. Allah razı olsun. Ee, şöyle bir e, faiz e, olayıyla ilgili bir soru soracaktım. E, e, emekliyiz. E, bu yaşımıza kadar da böyle bir şeyle hiç, hiç e, uğramamıştık. Oğlumun ısrarı üzerine bu devletin vermiş olduğu korona mağdurları için uygun bir kredim varmış, ne varmış. Ben ne müracaat ettim, ne parayı aldım. Ama benim adıma çekilmiş olduğu için faizinden kaç gündür rahatsızım. Ne yapmam lazım hocama sormak istiyorum. Peki. Soralım Sündüz Hanım. Cenab-ı Allah kolaylıklar ihsan eylesin size. E, ailenize de çok çok selam olsun efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet. Ne dersiniz? Evet. Şimdi e, değerli kardeşim hepimiz de biliyoruz. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Maalesef. Rabbim e, cümlemize ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Ee, devletimiz bu konuda e, hem hibe de bulunuyor, bağışta bulunuyor. Yani e, işten karşılıksız, para karşılıksız para veriyor. Bunu almakta bir problem yok. Bir de tamamen faizsiz, e, herhangi bir şekilde bir e, fazlalık olmadan verilen e, e, krediler var, borçlar var. Bunu almakta da bir sakınca yok. Ama reel pozisyonda faiz varsa, bir fazlalık varsa böyle faizli krediyi almak caiz değildir. Bunun tek yolu zarurettir. Zaruret durumu da kişide bir hayati tehlikenin kişide ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerde oluşmasıdır. Hayati tehlike olmadığı sürece faizli kredi almak caiz değildir. Eyvallah. Şurayı atlıyoruz diye düşünüyorum kıymetli hocam. Şimdi Faizli kredi çekmek, kullanmak haram. Eyvallah. Peki buna şahit mesela oluyor insanlar ya da kefil oluyor bugünkü ifadeyle. Ben falanca borcun altına imzamı atıyorum. Ödenmediği takdirde kefilim. Veya işte Sündüz Hanım'ın dediği gibi para esasında bana hiç gelmedi. Oğlum aldı, eşim aldı. Bu durumda ben sorumlu muyum diye sorular geliyor ya. Buradaki evet. cevap nedir? Şimdi burada da e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizle ilgili yasağı açıklarken hem faiz yiyenin hem yedirenin hı hı. yani faiz alanın, verenin hem bu işe aracılık yapanın, yani şahitlik yapanın, efendim e, bu işin yazıcılığını yapanın, bütün bunlarla ilgili kınaması var. Yani yasak bütün bunların hepsinedir. Ondan dolayı faiz almak haram olduğu gibi Faiz vermek haram olduğu gibi buna kefil olmak da haramdır. Bir de şöyle bir durum var. Ee, belki siz e, o konuyu daha da iyi açtınız. Bazı kişiler kendi adlarına alamıyorlar da işte annesinin, babasının, aynen, aynen. akrabasının adını alıyorlar. Burada hem o işe tevessül eden gerçek kişi e, e, Sorumlu. sorumludur. Hem de buna aracılık eden ve resmi olarak muhatap olan kişi sorumludur. Bundan uzak durmak gerekir. Faiz için kimseye kefil olmamalı veya bir başkasının günahı için o günahın altına imza atmamalıdır. Eyvallah. Rabbim rızıklarımızı bereketlendirsin inşallah. Kayseri'ye gidelim. Necati Bey telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz Necati Bey. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diyorum. Sağ olun. Teşekkür Allah sizden razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, kredi kartı kullanıyoruz. Sene sonu itibariyle e, kart karşılığında bizden bir miktar para talep ettiler. Evet. Bizi rahatsız etti bu kart parası. Acaba dinam, vay bu uygun mudur değil mi? Caiz midir? Bu konuda bize aydınlatırsanız sevinirim. Peki. Allah kolaylıklar versin Necati Bey. Dua bekleriz efendim sizden. Kayseri'ye selam olsun. Ya o Kredi kartı da hocam hakikaten artık hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi gibi. Öncelikle bu kredi kartı denilen şeyi kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım? Oradan başlayalım. Çok teşekkür ederim. Değerli kardeşim, değerli hocam, kredi kartı kullanırken esasen dikkat etmemiz gereken en temel husus, Kredi kartıyla nakit çekiş yapmamalıdır. Yani nakit para alması e, faize sebep olmaktadır. Ondan dolayı kredi kartı ile nakit para almak caiz değildir. Bu bir. Bu bir. İkincisi yine nakit para gibi olan e, altını da kredi kartıyla taksitli olarak herhangi bir kuyumcudan herhangi bir yerden hı hı. taksitli kredi kartıyla taksitli olarak Altın almak da faize girdiği için caiz değildir. Bu da iki. Üçüncüsü, o da e, esasen e, toplumun genel olarak e, düşmüş olduğu bir hatadır. Kredi kartıyla yapılan bir normal alışverişte, yani biraz önce nakit dedik, altın dedik, şimdi burada ise normal alışverişlerde bir mal alımıdır. Herhangi bir şey alınmasında... E, hesap kesim gününden sonra paranın ödeneceği gün bunun en geç yani onu faize bırakmadan bunun bu paranın tamamının ödenmesi gerekir. Yani şu. Son ödeme günü geldiğinde ekstremizde ne kadar ödenmesi gereken borç varsa o borcu kuruşu kuruşuna ödememiz lazım. Yani bazen işte asgarisini ödeyebilirsiniz, üçte birini ödeyebilirsiniz gibi seçenekler var. Herhangi bir şekilde böyle bir seçeneğe girmeden buyurduğunuz gibi son ödeme tarihi e, bitmeden tamamlanmadan önce son kuruşuna kadar ödeme yapmak gerekir. Neden? Aksi takdirde faize düşer. ...ve faiz ödememiz lazım gelir. Allah korusun. Kredi kartı ile ilgili son bir husus da şudur. E, malumunuz... E, ...kredi kartıyla tek çekim... ...yapıldığında veya peşin ödeme yapıldığında... ...bazen... E, ...yani... E, ...mağazadan ayrıldığımızda... E, ...herhangi bir şekilde... ...alışverişi tamamladıktan sonra... ...cebimize bir mesaj gelir. Bu mesajda der ki... ...isterseniz siz yapmış olduğunuz bu ödemenizi biz şu kadar oranla faiz oranıyla yapmış olduğunuz tek çekimi taksitlendirebiliriz. 5 taksite, 10 taksite bölebiliriz. Bu şekilde alışveriş işlemi tamamlandıktan sonra bir oran karşılığında bir faiz karşılığında efendim taksitlendirme işlemi yapılması da faizdir ve caiz değildir. Allah korusun. Ee, bu temel hususları açıkladıktan sonra kardeşimizin sorusuna gelirsek, e, o kredi kartının sahibi e, bankadır veya e, ilgili kuruluştur diyelim. Bu ilgili kuruluş o kredi kartını bize kullanmamız için veriyor, teslim ediyor. Bu ister onu bize satsın, ister e, kiraya versin. Hangisini kabul edersek edelim, kiraya. E, bu ıı, kullanma karşılığında yani kredi kartını kullanma karşılığında o kartın bedeli olarak bazı bankalar alır bazıları almaz. Bir ücret almasında bir sakınca yoktur. Çünkü banka onu size verir der ki bunun ücreti şudur e, bunu bir yıllığına ben size veriyorum e, bazen iki yıllığına veriyorum. Tarihleri vardır biliyorsunuz son kullanma tarihi evet. o tarihe kadar bunu veriyorum. Ondan ve bu, bu kadar zaman dilimi içinde e, bunun kullanım ücreti de şudur, e, deyip belli bir ücret istemesinde bir problem yoktur. Aynı şeyi post makinası içinde düşünebiliriz. Yani banka üye iş yerine pos makinasını teslim ederken belli bir ücret talep edebilir, yıllık olarak, iki yıllık olarak o iş ile e, banka arasındaki anlaşmaya göre değişebilir. Bunları talep etmesinde bir sakınca yoktur. Eyvallah. Peki şüpheden biraz daha ari uzak olmak için konvansiyonel bankacılık ya da katılım bankacılığı arasında bir karar verecek olursak hangisi daha e, iyi? Tabii hocam? ki biz e, yani faizli işlem yapmayan e, finans kuruluşlarının e, bu tür hizmetlerinden faydalanmam e, toplumumuzun faydalanmasını tavsiye ederiz. Eyvallah. Peki. Bir Manisa'ya gidelim efendim. Ali Bey bizi Manisa'dan aramış. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk efendim. Size bir iki sorum olacak tabi zahmet. Peki. E, bu sağlık sigortası yaptırmak, hayat sigortası yaptırmak bankaya bu caiz midir? Yani şeye girer mi? Soralım efendim. Faysa girer mi? Soralım. İkinci sorum da kızım rüyasına devamlı namaz kılıyor olarak görüyor kendini de. Kendi de namaz kılıyor zaten Allah kabul etsin inşallah. Yani onu bir sormak istedik. Allah kabul etsin diyelim. Ee, kızınıza da çok çok selam ediyoruz efendim Ali Bey. Hayırlı akşamlarınız olsun. Gerçek hayattada namaz kılanlardan olsun. Şu düzeltmeyi yapmakta fayda var. Ee, rüya yorumlama işi bizim programımızın formatında olmayan bir iş. O yüzden bu soruyu soru olarak kabul etmiyoruz ikincisini. Birincisi üzerinden devam edelim. Her türlü sağlık sigortası, bir de hayat sigortası var hocam. Öldüğünüzde... Akrabalarınıza, eşinize, dostunuza belli bir miktar para da veriyorlar. Bunları yaptırmakta evet. sakınca var mı? Şimdi e, bunların ayrıntıları var gerçekten. Ama biz özellikle şunu e, Dinşekse Kurulumuz e, söylüyor, vurguluyor. Yani e, konusu haram olmayan sigortaları yaptırmakta bir sakınca yoktur. Önemli olan o sigortanın konusunun, haram olmaması. Ne gibi? Nedir hocam mesela konusu? İşte kişi e, işki fabrikasının e, çok özür dilerim e, sizden ve bizi dinleyenlerden domuz çiftliğinin hı hı. E, sigortalanması gibi konusu haram olan sigortalar yapmakta yaptırmak caiz Değil. değildir. Bu net açık bir husus. Bunun dışında geriye kalan her türlü sosyal, ticari efendim sağlık e, araç sigortası bütün bunları yaptırmakta bir sakınca yoktur ama biz burada bir şeyi de tavsiye ediyoruz diyoruz ki bu noktada da biraz önce tavsiyede bulunduk ya e, yani katılım sigortacılığı e, is, e, İslami hı hı. E, değerleri esas alarak yapılan sigortacılığı e, buna tekafül sigorta denilebiliyor alternatif sigorta denilebiliyor e, halkımızın bu sigortaları e, Efendim yani tercih etmesi uygun olur, güzel olur. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bizden alınan paraların da haram yerlerde nemalandırılmadığı hususunda emin olmamız gerekir. Doğru. Yani emin olursak çok daha iyi olur. E, o açıdan e, buna da dikkat edersek hoş olur. Ham işin başka yönleri var. İşte hayat sigortası, birikimli hayat sigortası. Kredi, hayat sigortası bunların hepsinin ayrı ayrı açıklamaları var. Ama ben e, şunu açıklayayım. E, birikimli hayat sigortası veya başka bir ifadeyle bireysel emeklilik. Hı hı. Bunlarda dikkat edilecek husus şudur. E, bu Bunlar birikim demektir. Yani insan tasarruf yapıyor demektir. Götürüp bankaya belli bir para her ay koyuyor. Ondan sonra e, işte bir Orada 10 sene nem alanıyor, 20 sonra sene sonra geri alıyor. Geri alıyor. Ee, bu tür sigortalarda dikkat edilecek husus bunların kesinlikle haram yerlerde faiz gibi, bono gibi, tahvil gibi haram yerlerde nemalandırılmaması gerekir. Kesinlikle e, kar amaçlı e, nemalandırılması, e, işte başka e, gayrimenkul alıp satma yoluyla nemalandırılması yani helal yollarla e, bunların değerlendirilmesi gerekir ki bize o fazlalıklar helal olsun. Aksi takdirde bu birikim için yatırılan e, paralar e, eğer faize e, değerlendiriliyor ve artırılıyorsa nemalandırmak artırmak demek malum haliniz. Hı hı. O zaman bu parayı almak caiz değildir. Eyvallah. Dikkat edilmesi gerekenleri sıraladınız. Selma Hanım selamlarını iletmiş Hanım efendim. efendim. Diyor ki tasarrufa dayalı ev veya araba alma sistemiyle ev almak caiz mi? İlk etapta komisyon ücreti adı altında 400 bin liralık bir ev için 30 bin lira peşin alıp diğer ayları taksitlendirme yapıyorlar. Hocam bu konuyu bizim için açıklar mı demiş. Tekafül sistemi miydi hocam? Bu? Yok bu tekafül sistemi değil. Ee, tekafül sistemi biraz daha farklı. Ancak bu malum haliniz toplumda yardımlaşma usulüyle ev araba alma sistemleri dediğimiz sistemler. Hı hı. Burada bu sistemler insanlara para vermezler insanlara ev almazlar araba almazlar bu sistemler ev alacak araba alacak ve bu konuda ihtiyacı olan isteği olan kişileri bir araya getirirler Hani derdik ya işte ne altın günü Eyvallah, şeklinde gün mantığıyla Evet o mantıkla bu insanları bir araya getirirler o insanlar birbirlerine yardımda bulunur yani para verirler borç verirler ve e, o paralar e, daha sonra her ay birisine ya çekilişle veya e, rızaya dayalı olarak çekilişsiz olarak e, bu e, sisteme katılanlardan her birine her ay verilir. O da gider bu parasıyla ev alır, araba alır, başka bir ihtiyacını görür. E, burada dikkat edilmesi gereken iki tane husus var. Bu hususlara dikkat edersek Allah'ınız izniyle bu sistemden Faydalanmakta bir problem yoktur. Birincisi sisteme para yatıran, yani o organizasyonda birbirine yardım eden para hı hı. yatıran borç veren insanların e, ne kadar veriyorlarsa o kadar geri almaları gerekir. Önden biraz fazla vermişler, sonra arada biraz fazla yatırmışlar, e, erken almışlar, sonra almışlar. Bundan hiçbir önem değildir. Burada önemli olan ne kadar yatırdınız toptan, yani toplam. 100 lira, 100 lira geri alacaksınız. Bu bir dikkat edilecek ikinci husus da, muhterem kardeşim, ee, bu sistemde ne dedik? Ta, e, i̇nsanlar birbirleriyle yardımlaşırlar, dayanışırlar dedik, değil mi? Burada eğer bu organizatör firmalar kendi kaynaklarından, öz kaynaklarından herhangi bir şeyi e ee, bu efendim vakti gelen parasını alacak olan insanlara verir de daha sonra bunun karşılığında biraz önce orada okuduğunuz gibi organizasyon ücreti veya çalışma bedeli alırlarsa, veya hizmet bedeli alırlarsa bu faiz olur. Bunun dışında eğer bu iki hususa dikkat ederlerse yani ee, i̇nsanlar insanlar ne, ne veriyorsa onu geri alıyorsa. İkincisi bu organizatör firmalar kendi öz kaynaklarından sisteme herhangi bir şey katmıyorlar, eklemiyorlarsa elbette ki bu sisteme girmek caizdir. Bu yönden araba da alırsınız, ev de alırsınız, başka bir ihtiyacınızı da giderirsiniz. Artı bu organizasyonu yapan kişilerin yapmış oldukları hizmet karşılığında bir bedel almalarında da bir sakınca olmaz. Yani bu organizasyon ücretini de alabilirler. Evet ama bu iki hususa dikkat etmek şartıyla bunu kardeşlerimizin bu şirketleri uyarmaları, takip etmeleri, sormaları, soruşturmaları gerekir. Eyvallah. Peki hocam, teşekkür ederiz. Zafer Bey Karaman'dan telefon attığımızda hoş geldiniz Zafer Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Hocamıza bir sorumuz var. Peki, buyurun. E, hocam e, ba, benim babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. E, bir babamın adına tarım kart vardı. Yani bu bankalardan bir bu tarım üzerine kullanılan bazı avantajlı yönleri var. Tarım kart çıkardık babamın üzerine. Ba, bakur gibi e, çiftçi e, çiftçilerle çiftçi... alakalı bir kart. Evet, var. çiftçilerle ilgili tarım yani avantajlı böyle 5 ay ödemeli, faizsiz. Yalnız e, banka sigorta yapıyor, kartınızı sigorta yapıyor. Tamam. Ee, babam vefat edince sigortadan bize bir para çıktı yani bir 60 bin civarında bir para verecekler. Bu parayı almak uygun mu uygun değil mi veya alalım başka bir hayırda mı kullanalım onu öğrenmek istiyoruz. Tamam soralım Zafer Bey. Şey, kartın bedelini ödeyemeden öldüğü için mi veriyorlar bu parayı? sigorta yapmışlar kartı. Biz normalde borcumuzu ödüyorduk. Kartı sigorta yapıyorlar. Bize de bildiriyorlar. Sigorta masrafı var diye yani, biz kartı aldık. -Zafer Bey, Zafer Bey, o kartın içindeki borç ödendi mi efendim tümüyle? Ödendi, onu ödedim. Onu ödediğiniz halde yine de size bir 60 bin lira e, para veriyorlar. Sigorta şirketinden yani. Sigorta şirketi kart sigortalı olduğu için. Anladım. Hayat sigortası bu. Hayat sigortası yapmış yalnız banka buna. Anladım. Soralım inşallah. Bakalım hocam ne diyecek. Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin babacığınıza. İnşallah cennette kavuşursunuz efendim. Karaman'a da selam ediyoruz bu vesileyle. Evet, az evvel konuşmuştuk hocam. Kredi kullandığımızda bankalar borçlarını garanti altına almak için bize bir hayat sigortası yapıyorlar. Cenab-ı evet. Allah bankadan kredi çekmeyi nasip etmesin de burada da benzer bir durum var galiba. Evet. Şimdi biz biraz önce sadece birikimli hayat sigortasından bahsettik. Bir de bunun kredi hayat sigortası var, kredi sigortası var. Hı hı. Zannedersem kardeşimin söylediği anlatmaya çalıştı. Bu kredi sigortasıyla evet. alakalı bir husus. O da şöyle, işte banka buyurduğunuz gibi bir ev aldığınızda, bir araba aldığınızda veya boşlandığınızda bir şekilde Kendisini garanti almak için sizi bir sigorta şirketine e, sigortalattırıyor. E, belki e, e, öldüğünüzde orayı ödeyemeseniz, evin kredisini ödeyemeseniz, arabanın kredisini tabi e, ömrünüz uzun olsun bu arada. Amin hocam. E, Allah Lappin, razı olsun. E, e, sıkıntı vermesin, ayağınız taşa değmesin. Amin. Cümlemizin inşallah. Şimdi böyle bankalar kendilerini e, yani garanti altına almak için bu, Kartı değil de o borcu sigortalıyorlar. Buna kredi hayat sigortası deniliyor. Burada bu sigortanın geldiği yer, e, özür dilerim e, kişi öldüğünde e, borcu ödenmiş de olabilir, ödenmemiş de olabilir. O ilgili sigorta firması bankanın e, borcunu kapatıyor. Burada bir problem yok. Fakat ilgili sigortadan veya bankadan varislere herhangi bir para kalıyorsa bu konuda şüphe var. Yani bu para nereden geliyor? Bu para bankadan mı geliyor? Bankadan geliyorsa bu bankanın ne için geliyor? Bankanın kendi gelirlerinden mi, kaynaklarından mı geliyor? Bankanın durumu nedir? Yani faizli bir banka mıdır, değil midir? Bütün bunlardan dolayı bir şüphe ortaya çıkıyor. Bu açıdan kardeşlerimizin ee, şunu söyleyebiliriz. Sigorta firmasının eğer bir borç varsa o borcu kapatmasında bir sakınca yok. Bu noktada bankaya karşı e, o ölen kişinin ve onun varislerinin herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Dinende kalmaz mı? Evet, dinende kalmaz çünkü o sigorta şirketiyle anlaşmıştır, bu ödemiştir. Peki. Bu böyle. Ancak oradan gelen, varislere gelen artı paranın menşeinde problem. E, Olma ihtimali, var. olma ihtimali var, bir şüphe var. Bu durumda bu paranın alınıp bir sevap beklenmeden fakir fukaraya, ihtiyaçlıya verilmesi doğru olur. Eyvallah, peki. İnşallah dikkate alırlar. Sınırlarımızın dışına gurbetçi kardeşlerimizin, büyüklerimizin yaşadığı ülkelerden birine gidelim inşallah. İsveç'ten İbrahim Bey telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam aleyküm hocam. Ve aleyküm selam İbrahim Bey. Hayırlı akşamlar. Sağ olun hayırlı akşamlar. Bir sorumuz vardı. Şimdi benim değil de yani bir arkadaşımız botoks yaptırmak caiz mi diyor yani. Kendisi ne yapmıyor da kendisi botoks yapacak müşterilerine yani. Ha yapmak caiz. Caiz midir? Caiz olan para helal midir Veya caiz değilse yapmayacağım diyor. Peki Bir öğrenir misin diye soruya? Peki soralım. Biz teşekkür ederiz. Gurbetçi kardeşlerimize, soydaşlarımıza da selam olsun. Sizin vesilenize. Yani İbrahim Bey botoks yaptırmak dedi, sonra yapmak dedi. Biz ikisini de sormuş olalım. Evet. Hem yapmak hem de yaptırmak nasıl değerlendirilir? Şimdi değerli kardeşim, olayın birkaç yönü var. Evvela şunu söyleyebiliriz. İnsanın vücudunda doğuştan bu yüzünde olabilir, başka azalarında olabilir. Doğuştan gelen bir takım sıkıntılar olabilir. Daha sonra meydana gelen yanık izleri, başka kesik izleri olabilir. Bunlar yani hılkaten insanların yani yadırgayacağı, yadırgayabileceği hususlar olur genellikle. Bunların tedavi edilmesinde, Estetik tedavi yapılmasında bir sakınca yoktur. Ancak botoks dediğimiz olay e, özellikle belli bir yaştan sonra yüzde meydana gelen kırışıklıkların giderilmesiyle alakalı bir teknik işlemdir. Aynen. Bu e, tamamen veya büyük oranda estetik amaçlıdır. Yani... Normalde baktığınızda zaten o yaştaki insanın o yüzünde o kırışıklığın olması lazım. Olması gerekir. Ama o eğer gerdiriliyorsa, kırışıklık bir şekilde gideriliyorsa, giderilmeye çalışılıyorsa bu bir nevi fıtrata müdahaledir. Onun için botoks yapmakta, yaptırmak da caiz değildir. Tedavi haricinde olduğunu zaten mi? söylemiştiniz. Peki, Allah kolaylıklar versin. Ali Bey diyor ki, selamun muhterem hocam. Bir haberde köpeğin kuzuyu emzirdiği haberini izledik. Bu dinen caiz midir? Yani o hayvanı kuzuyu daha sonra büyüdüğünde veya o haldeyken yemekte dinen bir sakınca var mı? Evet. Şimdi bu normal tabiat içinde olan, olabilen hmm. e, her ne kadar nadir olsa da bir durumdur. Başka hayvanlarla e, yani kuzu eti yenen bir hayvan, eti yenmeyen başka bir hayvanın e, südünü emmiş olabilir. E, bu durumda ulemanın tavrı şu şekildedir. Yani eğer böyle bir, bir iki kere yani bir e, adet olmadan bir iki kere böyle olmuşsa zaten bu kuzunun veya bu koyunun veya bu eti yenen hayvanın dana da olabilir. Başka Hı -hı. bir şey de olabilir. E, kesip yemekte bir sakınca yoktur. Ancak bu böyle bir alışkanlık haline gelmişse olabilir, e, hayvanlar arasında bir ünsiyet peydah olmuştur ve alışkanlık olmuştur. Bu durumda da eğer o kuzuyu, o koyunu, o eti e, yenen hayvanı e, yemek istiyorsa insanlar, kesmek istiyorsa e, bunu bir müddet eee hapsetmek gerekir. Yani Tekrar içeriye işi yapmasın. Evet, içeriye hapsetmek gerekir. Bunun süresini de ulema şöyle söylemiş. Tavuk e, türü hayvanlarda 3 gün, koyun, keçi türü hayvanlarda 4 gün, büyükbaş hayvanlarda, sığır türü hayvanlarda ise 10 gün. Yani içeri hapsetmek lazım. Tabi yine yemeğini, suyunu neyse oturu, Vereceksin. vereceksiniz. O işi vereceksiniz. Evet, o işi e, ondan engelleyip ondan sonra kesilip yine yenilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Manisa'dan Ali Bey telefon hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Hamdolsun. Dua eder, dua bekleriz Ali Bey. Siz Çok de iyisiniz olsun. inşallah. Çok şükür. Hamdolsun. Yolma çalışıyoruz hocam. Rabbim afiyet versin inşallah. Amin. Amin hocam. Sağ olun. Dua ederim inşallah. İnşallah. Buyurun. Hocam iki e, 2000, Ondan beri ameliyat oldum hocam. Omurilik ameliyat oldum. Evet. Omurilik ameliyat oldum hocam. E, ee, yatağın içindeydim. Şimdi böyle Olkır'la yavaş yavaş lavaboya elimi yıkamaya gidiyorum ama zordan gidiyorum yani. Ayaklarım bile kendim adım atmam çok zor yani. Anladım. Çekemiyorum. Hep sürünüyor ayaklarım böyle. Ee, güç kollarım da oluyor yani. Evet. O zaman da temim yapıyordum hocam namazda. Namaz kalkarken temin yapıyordum. Hı hı. Sonra yanıma gelip giden e, hoca arkadaşlar, imam arkadaşlar olsun, bilenler geldi yanıma tabii. Bunlara sorunca, sonra biraz tabii iyileşince, oturmaya falan başladım. Ya dediler abdest al. Abdest alırsan bir ne kadar daha iyi olur falan dediler. Evet. E, sonra abdest alıyor başladık. E, Çocuklar da iyice başımda çok yoruldu hocam. Bunlara yıldırmak istemiyorum da. Yani acaba temmüm yapsam mı diye bir hocama bir danışayım sorayım dedim. Çünkü abdest alırken sandalyeye oturdum mu kalkarken bu sefer abdest bozuluyor hocam sandalyeden zorladığım zaman Anladım. Bozuluyor. Anladım. E, çok sıkıntılı oluyor da. acaba dedim temmüm yapayım mı diye bir hocama diye sorayım dedim. Eyvallah. Beş sefer aradım size iki haftadan beri bayağı arıyorum. Şükür kavuştuk Ali Bey. Rabbim inşallah hayırlı şifalar versin. Bir an evvel sağlığınıza kavuştursun sizi. Ve sizin hizmetinizi gören kardeşlerimize de, aile efradınıza da çok çok selam olsun efendim. Rabbim onlardan da razı olsun. Bakalım hocam ne diyecek? İnşallah bir çıkış yolu, bir kolaylık buluruz diyelim. Evet. Ne dersiniz hocam? Ben de muhterem kardeşime, muhterem abime şifalar diliyorum Yüce Rabbim'den. Hep beraber dua edelim. İçimizde duası makbul olan insanlar var. Onlar böyle yani hastaların dertlilerin e, borçluların arkasından onları tanımadıkları, görmedikleri halde dua etmeleri ne kadar e, kabul şayan olur Rabbimin izninde. İnşallah hocam değil mi? Evet. Yani şimdi tabii yürüyemiyor. Çok zor yürüyor. E, bu durumda bizim e, tavsiyemiz şu yönde olur. E, eğer yanında kimse yoksa zaten e, bu durumda Suya gidemeyecek. Erişme imkanı yok. Bu durumda teyemmüm eder. Hiç. Onun için yanında böyle bir taş, bir tuğla bulundursun devamlı bir şekilde. Allah'ın izniyle temmüm etsin, abdestini alsın. Ama yanında bir kardeşimiz bulunuyorsa, varsa o zaman illa ki bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Yani illa ben abdesti kalkacağım, gideceğim değil mi? Şeyde alıp geleceğim. E, efendim lavaboda Buna gerek yoktur Hafif bir suyla yani böyle e, Bulunduğu yerde bir leğen içinde e, Abdest alabilir O kardeşimiz kardeşimizde e, Ayaklarını yıkamasında Yardımcı olur e, Allah'ın izniyle e, Daha güzel olur daha iyi olur Ama bu da e, Sıkıntı veriyorsa O zaman tekrar temmüm etmesinde Bir sakınca yoktur Rabbim kabul eylesin. Bakın ister abdest Amin. alalım namaz kılalım. İster teyemmüm edelim, namaz kılalım ama illaki namaz kılalım. Ben oraya gelecektim hocam. Şimdi programımızın başında namazlarla alakalı rahatsızlığımız var, namaz kılıyoruz, şaşırıyoruz falan diye bir soru vardı. Allah hayırlı şifalar versin o izleyicimize de. Ali Bey Manisa'dan aradı dedi ki ben omurilik ameliyatı oldum. Çok büyük bir ameliyat. Belden aşağısında bir problem yaşadığını söyledi. Yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz arıyor. Bir çıkış yolu gösterin. Oturarak mı kılalım, ayakta mı kılalım diyor. Kalkarken destek mi alalım, alalım al almayalım mı? mı? Bizim genç kardeşlerimiz böyle e, Allah'ın izni inayetiyle güçlü, kuvvetli, kudretli haldeyken namaz kılmakta tembellik ediyorlarsa en azından bu izleyicilerimizi duyup ya acaba biz yanlış mı yapıyoruz diye düşünmeliler değil mi? Yani e, değerli kardeşim namaz konusunda Bence özel bir program yapmak lazım. Çok uzun anlatmak lazım. Biz bazı şeyleri de böyle çok detaylı söylememiz gerekir. Esasında namazın önemiyle alakalı. Gerçekten namaz kılmamakla alakalı çok şiddetli vaidler var. Yani azap var. Allah muhafaza. Yani bu gerçekten Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen şöyle buyuruyordu ya, benim bildiklerimi Buyursam siz bilseniz. Gerçekten bizim bildiğimiz fazla bir şey yok, onu açık söyleyeyim. Kitaplardan ne görmüşsek, işte ne kadar okuyabildiysek ama o hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında gördüğümüz namazı terk edenlerle alakalı, namazı kılmayanlarla alakalı. Buyurdunuz ya, efendim tembelliğinden dolayı, uyuşukluğundan dolayı, namazını kılmayan kimselerle alakalı olan hususlar bir anlatılsa, gerçekten çok büyük e, yani kınamalar var, cehennemle ilgili e, ayetler var, çok daha ilerisi var. Onun için zorda da olsak, darda da olsak, ne şekilde olursak olalım namazı bırakmamamız gerekiyor. Zorda da olsak, darda da olsak, hasta da olsak namazı kılmamız lazım ya. Evet. Naci Bey demiş ki hocam ben Aralık ayında Covid-19 yüzünden yoğun bakımda yattım. Tedavi gördüm. için içinde hastanede mevcut bulunan nevresim takımını kullanmak durumunda kaldım. Fakat daha sonra üzerinde toz biriken nesneler ile teğmüm yapılır. Bu şekilde teğmüm abdesti alabileceğini öğrendim. Şimdi ben bu namazları iade et mi etmeliyim yoksa e, nevresimle teyemmüm yapıp da kıldığım namazlar geçerli midir diye sormuş. Yani çağımızın vebası artık insanların fersah fersah kaçtığı covid'den yoğun bakımda yatmasına rağmen namaz kılan bir kardeşimiz var, bir abeyimiz var. E, biz de kılmalıyız. Cevap olarak ne söylersiniz? Elbette ki yani bağlamı değiştireceğiz. E, namazı illaki kılalım. Bu kesin ancak kardeşimizin yani orada belki yoğun bakımda değil mi o zor durumda nefes alamaz bir ya, haldeyken ya. ne yapıyor o zor durumda yine namazını kılmaya gayret ediyor. Bizim burada söyleyeceğimiz hususu fıkhi olarak anlasın muhterem kardeşim lütfen biz hani o ölçüler içerisinde konuşmak konuşmamız gerekir. Şöyle bir düzeltme yaparak devam edelim. Illaki tozda toz olan bir şeye temmim edilmez. Temmim etmedi. Esas topraktır, taştır, toprak cinsi hı hı, olan şeylerdir. Hı. Ancak e, kumaş gibi, deri gibi veya e, işte e, üzeri boya olan bir duvar üzerinde bulunan bir toz katmanı varsa, varsa hatta şöyle vurduğunuzda toz çıkıyorsa, onun üzerinde de yani öyle bir kumaşın üzerinde de temim yapılabilir. Ama hiç e, üzerinde toz bulunmayan e, tertemiz olan e, bir kumaş üzerinde temim yapılamaz. E, kardeşimiz inşallah sağlığının sıhhatine kavuşmuştur. Elhamdülillah. Ki kavuştuğunu anlıyoruz. E, o namazlarını kaza etsin. Zaten kısa bir süredir Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki hocam teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. İzmir'den Cemile Hanım telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Televizyonumuzun sesini kapatalım lütfen Cemile Hanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Bizim Danazan, Danazan Bayramlık Karası için. Şimdi televizyonun sesini kapatmazsanız anlaşamayacağız Cemile Hanım sizinle. Evet. Duyamıyorum çünkü sene üstümüze sizi. kaza olan Ramazan bayramının bir dahaki sene üstünden yıl geçince oluyor mu? Bir de veya olmasa kifarat vermesi gerekiyor mu tutulduğunda? Anladım. Soralım inşallah. Bir, bir, soru daha soracağım. Buyurun. Üvey çocuklarının çocuklarından abdest kırılır mı? Siz anladığım kadarıyla Şafii mezhebine mensup bir evet. izleyicimizsiniz. Evet. Peki. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İzmir'imize de selam olsun. Evet. evet. Şimdi... Ee, tabii e, üzerinde ihtilaf bulunan hani konulardan bir tanesidir. Bu konuda ilk önce Hanefi mezhebinin görüşünü söyleyelim. Peki. Bir kimse herhangi bir sebepten dolayı Ramazanda farz olan orucu hiç tutamamışsa bo tutmuş da Hı -hı. bozmuşsa demiyorum. Dikkat edelim. Yani hiç tutamamış ise, tutmamışsa daha sonra e, hiç vakit geçirmeden ömrü boyunca bunu kaza edebilir. Kazanın dışında da başka bir şey gerekmez. Mesela hanımefendi adet günündedir, tutamamıştır. İşte hamiledir, tutamamıştır. Çocuk emziriyor, tutamamıştır. Kişi yolcudur, tutamamıştır. Hani bir sebebe bağlı olarak orucunu hastadır, tutamamıştır. Daha sonra yani bir an evvel tutmak şartıyla, ilk fırsatı gözetlemek şartıyla ömrü boyunca, öbür Ramazan değil, ömrü boyunca bu e, borcunu telafi etmelidir. Eğer bir Ramazan'ı geçer, bir sene sonrası öbür yani önümüzdeki Ramazan'dan sonra kalırsa da Hanefi mezhebine göre kaza etmenin dışında başka hiçbir şey gerekmez. Yok. Bu Hanefi Bu Hanefi mezhebinin yani. görüşü ama Şafii mezhebi der ki önümüzdeki Ramazan'a kadar bu e, orucunu tutmalıdır. E, tutarsa sadece kaza eder tutamazsa sonraki yani önümüzdeki Ramazan'dan sonraya kalırsa bu durumda hem kaza eder hem de bir gün o tutamadığı günler için her bir gün için fidye verir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. O zaman biraz dikkat etmesi Evet. Cemile Hanım'ın ikinci sorusu ve çocuklarımın çocuklarına yani bir nevi torunlarına dokunmak abdesti kırar mı? Şafi mezhebine göre bozar mı? Şimdi e, üvey çocukları e, aralarında e, bir e, mahremiyet oluşmakta. E, çünkü e, yani onlar e, babalarının dedelerinin eşi konumunda oluyor. Hanımefendi. Hı hı. E, yani kişinin babasının annesinin dışındaki diğer eşi de, o kişiyle evlenilmesi ebedi olarak haram konumunda olan bir hanımefendidir. Bundan dolayı aralarında ebedi bir evlilik yasağı vardır. Bu sebeple aralarında ebedi bir evlilik yasağı bulunan kişilerin birbirine dokunmasında abdest şafi mezhebine göre bozulmaz. Eğer aralarında bir evlilik yasağı yoksa işte o durumda abdest bozulur. Peki evlilik yasağı yok ama hani eşler birbirlerine dokun Eşler eşlerde Şafii hocam. mezhebinde de aynıdır. Kırmaz mı? Yani e, mı? bozulur. Ha bozulur. Bozulur. Yani eşlerle yabancı kadınlar aynı hükümdedir ama hanımefendi e, babalarının eşi olduğu için e, orada aynı orada durum söz konusu değil. Peki, teşekkür ederiz. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan Mehmet Bey telefon hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim selamun aleyküm Ve aleyküm selam Hayırlı akşamlar olsun. Allah razı olsun bil mukabele ben de Cümlemizden efendim Sağ olun. Say, Sayın hocam Ben zekata hayız bir insanım ee, En son Eski bir yapıdan Daire satın aldım Kentsel düşün, düşün, dönüşüme Gireceği düşüncesiyle hı hı. 10 yıl önce aldım ee, Yatırım amaçlı Olmuş oldu bu aynı zamanda bunun kira gelirinden mi zekat vermeliyim yoksa mülkiyet değerinden mi zekatımı vermeliyim? Şu an tabii 10 yıldır kirada değil mi Mehmet Bey? Evet efendim 10 yıldır kirada. Eyvallah. Soralım bakalım hocam ne diyecek. Cenab-ı Allah, Allah kabul etsin. Allah razı olsun sayın Zaten hocam. Bizden de Allah razı olsun. Olun, Teşekkür ederiz. Hocam. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam. Evet gayrimenkul ev olabilir, Arab, efendim arsa olabilir. E, iş yeri olabilir. Önemli değil. Bunlar kiraya verilmişse hı hı. kira geliri zekata tabidir. O gayrimenkulün kendi mülkiyeti zekata tabi değildir. Eğer kiraya verilmişse sadece kira geliri diğer mallarla birlikte kişinin diğer parası Değerler vardır. Edilir. Ticaret malı vardır. E, onlarla birlikte değerlendirilir ve zekatını verir. Eyvallah. Tabii burada para birikmiyorsa bu para o zaman zaten, zaten yapacak, bir, yapacak şey bir şey yok. Peki. Evet. Ümit Bey diyor ki esnafım kıymetli hocam zekatın bir kısmını para olarak veriyorum, bir kısmını da mal olarak veriyorum. Mal olarak verdiğim ürünleri alış fiyatından mı yoksa satış fiyatından mı hesap edeceğim? Bu hususta bir fikir ayrılığına düştük. Hocamız ne der demiş. Şimdi e, burada onu para edebilmesi için satması gerekir. Tabii. O zaman güncel e, raiç satış fiyatından e, vermesi gerekir. Güncel karında koyacak. Yani yani tabi kaça satıyorsa onu o fiyat üzerinden güncel satış fiyatı üzerinden bundan 10 sene önceki satış fiyatı değil yani rayiç olan güncel olan piyasadaki piyasa şartlarına göre e, satış fiyatı üzerinden onu paraya çevirir e, o şekilde parasını verir ya da direktmen malın bizzat kendisini o şekilde i̇şte verir. Malı verecekken mesela şu ceketi satarken 100 liraya satıyor ama dükkana alış fiyatı 50 lira. Bunu 100 lira olarak mı kabul edecek? 100 lira olarak kabul edecek çünkü öyle mallar vardır ki dükkana bundan 10 sene önce girmiştir. 20 liraya girmiştir, 10 liraya girmiştir. Ha, o da var doğru. İkincisi maliyeti vardır. O maliyetin de onun üstüne koymak gerekir. Bu maliyet nakliyeden tutun da vergisine kadar. Fakat burada esas benim biraz önce işaret ettiğim husus şu muhterem kardeşim. Şimdi siz para veriyorsunuz değil mi zekat? O parayı nasıl veriyorsunuz? Malı satıp veriyorsunuz. Malınızı tamam. satıyorsunuz, para haline geliyor ve o paranın zekatını veriyorsunuz. E malı henüz satmamışsınız. Yani terekte duruyor değil mi? Dezgahta duruyor. E, askıda. E, bu malın zekatını nasıl vereceksiniz? Onun e, değeri üzerinden. Satış değeri üzerinden vereceksiniz. Sanki satıyormuş gibi düşünüp o şekilde vereceksiniz. Peki. İbrahim Bey Tekirdağ'dan selamlarını iletmiş size. Diyor ki kıymetli hocam çiftçiyim. Üzüm üretiyorum. Şarap fabrikasına veriyorum. Bu parayı almakta ve bu parayla ibadet etmemde yani mali ibadetleri yapmamda bir sakınca var mı? Şimdi değerli kardeşim üzerinde ihtilaf edilen bir konu. Ama Hanefi mezhebinde ağırlıklı olan görüşe göre bir yani üzüm yetiştiricisinin şarap fabrikasına bilerek kasten bunu satması en azından mekruhtur. Tahrimen mekruhtur. En azından tahrimen mekruhtur. Ee, Hanefi mezhebinde kabul edilen görüşe göre daha başka görüşler de var. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Hanefi mezhebinin dışındaki diğer cumhur ulema işte Şafi, Maliki, hı hı. Hanbeli mezhebine göre ise e, bu şekilde hareket etmek, yani şarap fabrikasına üzüm satmak haramdır. Esasında bu haramla tahrime mekruh arasındaki ihtilaf da e, temelde lafsi bir ihtilaftır. Esasa dayalı bir ihtilaf değildir. Yani? Çünkü Hanefi mezhebinde haramla mekruh arasında bir tahrime mekruh e, usul ayrımı yapılmıştır. Diğer mezhepler de bu usul ayrımını yaparlar ama adını koymazlar. Ona haram derler yani tahrime mekruha da haram derler diğer mezhepler. Hmm. Ee, yoksa onlarda da e, subutu ve delaleti kat'i olan şeyler esasında haramdır. Subutundan veya delaletinden biri zanni ise onlar buna da haram derler ama buradaki o haramın içindeki derece farkı, derece farkından da ...haberdardırlar, bunun böyle olduğunu bilirler. Meşhur şafi alimi İmam Gazali'nin mustasvasında bu kayıt vardır. Hanefiler bunu farklı bir isimle adlandırırlar. Aslında bunlar teknik kısmı o zaman evet, değil mi yani mi hocam? Yani tabii bizim ki, buraya çok fazla takım olmamız lazım. Yoksa yani? Yani burada hepsinin aşağı yukarı söylemiş olduğu aynıdır. Hepsi şarap fabrikasına üzüm satmanın caiz olmadığını söyler. Eyvallah. Kısaca. Bize. Peki sonuç sattı. Ne yapacak? Evet. Bir para aldı ve bununla da hacca gitti. Yani Rabbim onun haccını kabul eder inşallah. Ee, onun haccı kabul edilmemiştir diyemeyiz. Ama bu faizli krediyle hacca gitmeye benzer. Ee, yani haram veya caiz olmayan tahrime mekruha karışmış bir malı en azından e, ibadetine karıştırmıştır. Sevabı eksilir ama bu ibadet yerine gelmemiştir diyemeyiz. Eyvallah. Yani buraya dikkat etmesi lazım. Evet. Hocam çok bereketli bir program oldu ama. Allah razı olsun. Sonra İyi ki varsınız. İnşallah Rabbim daha başka günlerde hayırlı programlar yapmamızı nasip eder. Allah razı olsun. İzleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum Ben de size. teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi, olasınız. 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 iyi ki hocamızsınız. Allah razı olsun. Aziz dostlar bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.